Meme kanseri cerrahi tedavisinde bir taraftan memeyi tedavi ederken bir taraftan da koltuk altını tedavi etmekteyiz. Neden? Meme kanseri genellikle lenf yoluyla yayılır ve ilk yayıldığı yerde aynı taraf koltuk altıdır genellikle. Burada son yüzyılda koltuk altının tamamı çıkarılırken yapılan çalışmalar memeden koltuk altına doğru ilk nöbetçi dediğimiz birkaç tane ganglion'u bulduğumuz takdirde onlarda tutulum olmaması halinde bütün koltuk altını boşaltmanın gerekli olmadığını göstermiştir. Bunu da nasıl sağlıyoruz? Ya özel boyalı maddelerle ya da radyoaktif maddelerle ya da yeni yeni demiroksit dediğimiz maddelerle sağlamak mümkün olabilmektedir. Yani şunu yapıyoruz. Sentilen lenf bezi ya da nöbetçi lenf bezi dediğimiz bezi buluyoruz. Ameliyatta patolog inceliyor. Tutulum yoksa daha ileri gidip de geniş bir cerrahi yapmıyoruz. Tutulum varsa yapıyoruz. Bunun bir adım ötesi de sınırlı bir tutulum olduğu takdirde acaba cerrahi mi yapalım yoksa radyoterapi mi yapalım? Bununla ilgili de bir takım olumlu sonuçlar var. Yani aksilanın cerrahi tedavisi giderek daha azalmaktadır.